Emekli aylıkları Türkiye'nin en önemli problemi durumundadır. Emekli aylıklarının düşüklüğü sık sık emekli aylıklarının artırılma talebini gündeme getirmektedir. Nitekim seçimler öncesinde de bu talep yeniden yoğunlaşmıştır. Peki emekli aylıklarının düşük olmasının temel sebebi nedir? Yani Türkiye'de emekli aylıkları neden bu kadar düşüktür? Sanılanın aksine emekli aylıklarındaki düşüşün temel sebebi son yıllarda emekli aylıklarına az zam yapılması değildir. Emekli aylıkları 2008'den bu yana sistemli olarak, bilinçli olarak 2008 yılında gerçekleştirilen bir yasa değişikliği sonucunda düşürülmüştür. Yani bir tesadüfle karşı karşıya değiliz. 2008 yılında yapılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki düzenlemeler sonucunda emekli aylıkları sistemli bir biçimde düşmüştür. Bugün yaşadığımız sorunun temelinde 2008 yılında yapılan 5510 sayılı yasa yatmaktadır. Bu yasayla bir emekliliğe erişim güçleştirilmiştir. Yani emekli olma yaşı yükseltilmiştir. İkincisi, bu yasayla emekli olduktan sonra bağlanacak emekli aylıklarının düşmesi sağlanmıştır.